Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Haç suresi 42-48. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Ve in yükezzibuke, eğer onlar seni tekzip ediyor, yalanlıyorlarsa, fakat kezzebet gablehum, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Kavmi Nuh, Nuh'un kavmi ve Ad ve Semud. Ad kavmi, Semud kavmi de yalanlamışlardı. Ve kavmi İbrahim ve kavmi Lut. İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi yalanlamışlardı. Ve ashabu Medyen, Medyen ashabı da yine yalanlamışlardı. Burada şöyle bir durumu görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini muhataplarına anlatmaya başladığında çok şiddetli bir muhalefetle karşılaştı. Muhatapları atalarının dininden dönmek istemiyorlardı. Ve alışmış oldukları şeyleri, günahları terk etmek istemiyorlardı. Bundan dolayı Peygamberimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Onun peygamber olmadığını, işte şair veya sihirbaz veya kahin demek suretiyle inkar etmeye çalıştılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların tekziplerinden, yalanlamalarından elbette rahatsızlık duymaktaydı. Allah-u Teala gerek burada gerek benzeri başka ayetlerde Peygamber Efendimiz'i teselli etti. Ve bu gibi ayetlerle ilk defa yalanlanan peygamber sen değilsin. Senden önceki peygamberler de kavimleri tarafından yalanlanmıştı. Dolayısıyla sabret. Onlar sabrettiler. Sonunda muvaffak oldular. Sen de sabrederek sonunda muvaffak olacaksın. Böyle bir mesaj peygamberimize bildirilmiş oldu. Burada misal olarak verilenler Nuh'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi, İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi, Lut kavmi ve bir de Ashab-ı Medyen yani Hazreti Şuayb'ın kavmi. Bu şekilde bunlar nazara verildi. Devamında da ve küzzibe Musa, Musa da yalanlandı. Yani Musa da kavmi tarafından tekzip edildi, yalanlandı. Burada kavmi tarafından derken doğrudan belki kendi kavmi şeklinde değil ama Kıptiler tarafından gönderilmiş olduğu Firavun ve ona tabi olanlar tarafından yalanlandı. فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِر۪ينَ, ben o inkarcılara mühlet verdim. Onlara süre tanıdım. ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ, ama sonra onları cezalandırdım. Bu Cenab-ı Hakk'ın ilahi ayetleri yalanlayan kavimlerle ilgili daimi bir prensibi. Önce o yalanlayan kavimlere doğrudan başlarına bir bela gelmiyor. Hemen bir anda helak edilmiyorlar. Ama Allah-u Teala neticede eğer onlar inat ederlerse, kabul etmemekte ısrar ederlerse onları cezalandırıyor. فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٍ, benim onlara cevabım nasıl da oldu? Onları reddedişim, onların halini kabul etmeyişim nasıl oldu? Burada sual tarzında gelmek suretiyle onların hayret verici haline, dehşetli haline bir baktırmak söz konusu. Çünkü Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi bunlar dehşetli bir şekilde yalanlamışlardı. Bu yalanlamalarına mukabil de çok şiddetli bir şekilde cezalandırıldılar. Yine Hazreti Şuayb'ın kavmi gibi bu gibi kavimler veya Hazreti Musa'yı kabul etmeyen Firavun'un etrafındakiler netice itibariyle helak olup gittiler. Onların mamureleri harabe haline getirildi ve dünyada izzetli gibi görünüyorlardı. İzzetleri, saltanatları son buldu. فَكَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا, helak etmiş olduğumuz nice kariye belde vardır ki وَهِيَ الظَّالِمَةٌ, o belde zalimdir. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى اُرُوشِهَا, çardakları üzerine yani tavan kısmı aşağıya inmek, duvarları da onun üzerine yıkılmak tarzında oralar harap olup gitmiştir. Burada bu belde şeklinde ifade ediliyor kariye. Ama tabi bundan murat orada yaşayanlar. Yani nice beldeleri helak ettik derken Cenab-ı Hak
nice beldeler ahalisini harap ettik. Gerçi biz harap edilen, perişan edilen o kavimleri göremiyoruz. Ama onların harabeleri geride kalmış. Bundan dolayı o harabelere bakmak suretiyle harap olan milletleri de orada görebiliyoruz. Günümüzde Lut kavminin yaşamış oldukları yerler bellidir. Daha başka bir takım helak olmuş kavimlerin yaşadığı yerler bellidir. İnsanlar oradan geçerken orada olup bitenleri bir nevi hatırlayabiliyor ve tarihte onların nasıl cezalandırıldığını görüyor. Ve zulümleri sebebiyle cezalandırıldığı ayette nazara verilmekte ve hiye zalime denilmek suretiyle zulümlerinden dolayı helak edildikleri anlatılıyor. Ve bir muattala ve oralarda muattal kalmış, atıl kalmış kuyular geride kaldı. Ve gassim meşid ve bir takım böyle köşkler, bir zamanlar gayet güzel olan köşkler harabe haline geldi. Ve artık orası insanların yaşamadığı bir yer haline geldi. Demek ki onların beldeleri harap edildi. Su içmiş oldukları kuyular artık şu anda atıl vaziyette. Bir takım köşk tarzında yapmış oldukları görkemli binalar vardı. O görkemli binalar da şu anda sadece turistlerin gezdiği, ibretle seyrettiği birer yer halini aldı. Artık orada onlar yaşamıyor. Efelem yesiru fil ardı. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı? Fetekune lehum gulubun yakilune bihe. Ta ki akledecek kalpleri olsun. Ev azanun yesmaune bihe. Veya duyacakları kulakları olsun. Fe innehe la ta'mel ebsar. Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Velakin ta'mel gulub elleti fi sudur. Sadırlarda olan kalpler kör olur. Değerli izleyenlerim, burada tarihi yerlere gezi nasıl olmalı? Niçin oralara gidilmeli? Bunun ölçüsü de bize veriliyor. Hatta teşvik yapılıyor. Onlar işte daha önce helak edilen kavimlerin bulundukları yerlere gitmediler mi? Ta ki onların halinden ibret alsınlar. Onların akıbetlerini düşünsünler. Ve onlar dinlememişlerdi peygamberi ama bunlar dinlesinler. Onlar kulak vermemişti. Bunlar kulak versinler. Çünkü tarih bu noktada ibretlerle doludur. Tarihin sayfalarına baktığımızda gerçekten günümüzde ışık tutacak pek çok olaylar vardır. İşte peygambere tabi olanlar ama bir de karşı gelenler. Tabi olanlar aziz olmuş ama karşı gelenler perişan hale gelmişler. Dolayısıyla biz harabe yerlerden geçerken, tarihi yerleri gezerken bir zamanlar burada kimler yaşamış? Ne sultanlar, ne paşalar, ne beyler buralardan gelip geçmiş? Onları hatırlamak, onlar eğer kötü yolda gitmişlerse nasıl perişan olmuşlar, nasıl sonunda toprak haline gelmişler, hatta dünyada bile kısmen cezasını çekmişler, bunları düşünmemiz gerekiyor. Allah-u Teala bunları nazara verirken bize şöyle bir dersi de veriyor burada. Gerçek şu ki asıl körlük gözün körlüğü değildir. Lakin asıl körlük sadırlardaki kalplerin kör olmasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalple alakalı şöyle bildiriyor. İnne fil cesedile mudga, cesette bir et parçası vardır. İza salahat salahal cesedi kulluhu, o iyi olduğunda bütün ceset iyi olur. Ve iza fesedet fesedel cesedi kulluhu. Ama bozulduğunda da bütün ceset bozuk olur. İşte dikkat edin diyor, o kalptir. Kalp insanda bir merkez durumunda. Nasıl ki maddi kalbimiz iyi çalışıyorsa bedenimiz sağlıklı oluyor. Benzeri bir şekilde bizde manevi kalp var. Eğer manevi kalbimiz iyi çalışıyorsa o zaman manevi hayatımız iyidir. Ama manevi kalpte problem varsa, küfür gibi veya şüpheler gibi veya düşmanlık gibi, haset gibi kötü şeyler varsa o zaman kalbimizde rahatsızlık var demektir. Hatta ayet-i kerime bazı insanların kalplerinin kör olduğunu
nazara veriyor. Hani kalp gözü, bazılarının kalp gözü açık, gerçekleri görüyor. Ama bir kısım insanlar kalp gözü kapanmış, artık onlar gerçekleri göremiyorlar. Burada kalp-akıl münasebeti de bir derece medarı bahsedilebilir. Çünkü ayet-i kerimede onlar yeryüzünde gezmediler mi? Akledecek kalpleri olsun. Yani burada akletmek, aklını kullanmak kalple ilgili bir özellik olarak anlatılıyor. Kalp insanda bir merkez. Bununla alakalı İmam-ı Gazali diyor ki, vücut ülkesi ruh sultanı tarafından idare edilir. İşte bu vücut ülkesinde akıl bir vezirdir, nefis de başka bir vezir durumunda. Herhalde bu noktada düşündüğümüz zaman kalbin yeri daha böyle bir sadrazam gibi oluyor. Yani vücut ülkesi kalp tarafından adeta idare ediliyor. Kalbin hem hislerinin yansıdığı yer var, burası vicdandır. Öte yandan kalbin fikirlerinin yansımış olduğu yer var. Burası da insanın dimağıdır. Demek ki hem düşünme, akletme hem de bir takım hisler, bunların kalple alakası var. Dolayısıyla insanda hisler güzel olduğunda fikirler de müstakim olur. İnsan hem his hem de fikir yönüyle güzel bir şekilde beslenmiş olur. Tarihi biraz önce okumuş olduğumuz ayet çerçevesinde anlamak ve yorumlamak lazım. İşte geçmişe bakarken İbretle bakmak ve temaşa etmek gerekiyor. Merhum Mehmet Akif bu konuda der ki, geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey, 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ederler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? İşte biz şu anda daha önceden helak edilmiş insanların yaşadığı diyarlarda geziyoruz, dolaşıyoruz ama insanların pek çoğu aynen onların yaptığı hatayı tekrarlıyor. Onların helak edilme sebeplerini aynen günümüzde de görmek mümkün. Tarih bu noktada tekerrür ediyor. Mehmet Akif'in de dediği gibi, ibret alınsaydı tekerrür etmezdi. Ve yestacilûneke bil azab. Onlar azabı hemen acele bir şekilde istiyorlar. Senden acele azabın gelmesini istiyorlar. وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعَدَهُ Halbuki Allah vaadinde asla hulfetmez. Yani Allah azabı vaat etmişse azap gelecektir. Rahmeti vaat etmişse rahmet gelecektir. Ama onlar acele ediyorlar. Bir an önce azabın gelmesini istiyorlar. Günümüzde de bunun örneklerini bazılarında görüyoruz. Mesela Allah'ı inkar eden bazıları diyorlar ki, Allah varsa bizi taş etsin. Hemen bir anda taş olmak istiyor. Bu İmtihanın neticesini imtihan esnasında almak gibi bir şey. Hemen notunu istemek gibi bir şey. Halbuki imtihan esnasında not verilmez. Sorular sorulur. İsteyen doğru cevap verir, isteyen yanlış cevap verir. O anda kendilerine karışılmaz. Ama kağıtlar toplandıktan sonra değerlendirme yapılır. İşte şu dünya hayatında da Allah-u Teala insanları imtihan ediyor. Hemen her inkar eden taş haline getirilse veya başına hemen bir bela gelse, o zaman insanlar mecburen iman ederler. Halbuki din bir imtihandır. Âli ruhlar ile süfli ruhların birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Bu da imtihanla gerçekleşmektedir. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimme teuddun. Rabbinin nezdinde bir gün onların sizin saydığınızdan 1000 sene gibidir. Yani Allah'ın vaat ettiği gün gelecek ama Allah nezdinde bir gün size göre 1000 sene. Dolayısıyla hemen bir anda azabın gelmesini beklemeyin. Vakti geldiğinde azap gelecektir. Burada ke teşbih edatı, yani 1000 sene gibidir. Başka bir ayette ise melekler ve ruh Allah'a yükselirler 50.000 senede. Yani 50.000 sene olan bir günde Allah'a yükselirler deniliyor. Bu iki ayeti beraberce düşündüğümüzde aslında şöyle bir manayı da burada görmek mümkün. Zamanın izafiyeti. Demek ki uzayda farklı yerlerde farklı zaman dilimleri var. Bize göre 1000 sene ama bir başka boyutta bu adeta bir gün olabilir.
veya 50 bin sene başka bir yerde bir gün şeklinde olabilir. İşte dünyanın günü dediğimizde dünyanın kendi etrafında dönmesi 24 saatlik bir zamanı alıyor. Buna bir gün diyoruz. Ama bazı gezegenler var ki bunların kendi etrafında dönmeleri bize göre belki bir hafta, belki bazıları bir yıl. Böyle olunca uzayda gün kavramı sabit bir şey değil. Meşhur Einstein zamanın izafiyeti teorisini ortaya koymuş ve bununla fizikte gerçekten çok büyük bir başarı elde etmiştir. Takdirle yad edilmektedir. Bugün de teorileri yine okullarda okunmakta. Einstein denildiğinde ilim hatıra gelmektedir. Fizikte en büyük kimselerden birisidir. Einstein zamanın izafi olduğunu ve farklı boyutlarda farklı zamanların olduğunu nazara veriyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun aslında çok net bir şekilde anlatıldığını görmekteyiz. İşte bize göre 1000 sene Allah katında bir gün veya 50 bin sene başka bir boyutta o bir gün şeklinde ifade ediliyor. Demek ki ahiretin zamanı daha farklı olabilir. Uzayda değişik yerlerde daha farklı zaman birimleri geçerli olabilir. Nasıl ki sürat farklı farklıdır. İşte karıncanın da sürati var. Diyelim bir tavşanın da sürati var. Bir merminin sürati var. Diyelim bir güneşin sürati var. Dünyanın saatte gitmiş olduğu sürat var. Bir de ışık hızı gibi saniyede 300 bin kilometre tarzında çok büyük bir sürat var. Nasıl ki bu şekilde sürat farklı farklı, hız farklı farklı, zaman dahi farklı farklı olabileceği Kur'an-ı Kerim ayetlerinden anlaşılıyor. Ve keyyim min gariyetin emleytü lehe. Nice belde var ki ben onlara mühlet verdim. Ve hiye zalime, onlar zalim iken. Thümme ahaztuha, ama sonra onları yakaladım, onları cezalandırdım. Ve ileyyel masir, dönüş banadır. Yani Allah-u Teala azap verme hususunda acele etmemektedir. O saburdur, sabreder. O halimdir, şefkatle muamelede bulunur. Ceza verebileceği halde hemen bir anda ceza vermez. Hatta bu arada fırsat tanır. Ta ki hemen bir defada ceza verilmesin. Aklı bir defada başına gelmediyse bir başka sefer başına gelebilsin. Ve bu noktada zamanla düzelenler de bulunmaktadır. 3 defa 5 defa hata yapabilir ama ardından aklı başına gelir, tövbe eder ve o şekilde döner. Ve tövbe kapısı can boğazdan gelinceye kadar, son anımıza kadar açıktır. Ve insan ömrünün son döneminde de olsa çok ciddi bir tövbe etmişse artık eski günahlarına bir kırmızı işaret çekilebilir adeta ve yeni bir dönem onun hakkında başlayabilir. Cenab-ı Hak bizleri her türlü kötülüklerden, günahlardan muhafaza eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.